Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Elektronik öğreniyorum serimize elektronikte kullanılan komponentlerle devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde dirençleri görmüştük. Bu videomu izlememişseniz izlemenizi tavsiye ederim. Bugün sizlerle elektronik devreler içerisinde en çok kullanılan komponentlerden bir tanesi olan diyotlarla devam ediyoruz. Hazırsanız şimdi videomuza geçelim ve diyotları öğrenmeye başlayalım. Elektronik öğreniyorum serimizin içerisinde temel seviyede elektronik derslerine yer verdiğim için elektronik komponentleri de çok derinlemesine incelemiyorum. Mümkün olduğunca çok derinlemesine inmeden, teknik değerlere çok fazla boğarak sizleri sıkmadan en hızlı şekilde, en pratik şekilde, en kolay yoldan temel seviyede bilmemiz gerektiği kadarını anlatıp bir sonraki dersime devam ediyorum. İlerleyen derslerimizde tabii ki bu komponentlerle ilgili daha detaylı videolarım yer alacak. Ama şu anda temel seviyede gittiğimiz için devre elemanlarının en temel halini, devrelerde kullanılabilecek en temel şeklini, en basit halini sizlere örnekleyerek anlatmaya çalışıyorum. Elektronik öğreniyorum serimin tamamını izlediğiniz zaman temel seviyede elektronik bilgisine sahip olmuş olacaksınız. Bundan sonrası ileri seviyeye geçmiş olacak. İleri seviye elektronik devreler kurabilmemiz için tabii ki bu elektronik komponentleri daha detaylı bilmemiz gerekecektir. Bugünkü videomuzda yine sizleri sıkmadan örnekleyerek hızlıca diyotların ne olduğu hakkında bilgiler vereceğim. Diyot nedir? Diyot yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemandır. Dolayısıyla yönleri vardır. Yani artı ve eksisi vardır. Anot bacağı ve katot bacağı vardır. Diyotlar devreye ters bağlanmazlar. Akım iletebilmesi için diyotu doğru bağlamamız gerekir. Temel seviyede bilmemiz gereken diyot çeşitleri iki tanedir. Normal diyotlar ve zener diyotlar. Normal diyotlar PN diye geçen silisyum diyotlardır. Pozitif ve negatif yönleri bulunur. Zener diyotlar ise normal diyotlara benzemelerine rağmen özellikle devreye ters bağlanmalarıyla meşhurlardır. Diyot çeşitleri içerisinde lazer diyotlar, infrared diyotlar, fotodiyotlar gibi diyot çeşitleri de bulunur. Ama video çok uzun olmasın diye bize şu anda bilmemiz gereken normal diyot ve zener diyotlar üzerinde durarak bu dersimi tamamlayacağım. Normal diyotlar şu anda ekranda gördüğünüz kılıf yapısına sahiptir. Diyotların iki bacağı bulunur dedik. Şu anda ekranda da gördüğünüz gibi genellikle siyah renkte olurlar. Siyah renkli olan bu diyotların üzerinde artı ve eksi ucunu belirten beyaz halka bulunur. Beyaz çizginin olduğu taraf eksi tarafı temsil eder ve katod ucudur. Herhangi bir işaretin olmadığı taraf ise siyahla belirtilmiştir. Burası da anot ucudur. Bu diyotların en çok kullanılan ve yaygın olanı 4000 serili diyotlardır. Üzerlerinden geçecek akıma göre özellikleri değişir. Devreye bağlandığı zaman elektronlar artıdan eksiye doğru akarlar. Eğer ki devreye ters bağlanacak olursa eksiden artıya doğru herhangi bir elektrik akışı olmaz. Diyotlar tek yönlü elektrik akımını iletirler. Dolayısıyla artıdan eksiye doğru elektrik akışını sağlarlar. Devre şemasındaki gösterim şekli şu anda gördüğünüz gibidir. Üçgenin geniş tarafı artıyı temsil ediyor, çizgili taraf ise eksiyi temsil ediyor. Bu diyotlar üzerinden uygulanan gerilimin bir miktarını üzerinde tutar. Genellikle bu 0,7 volttur. Siz bu diyotun üzerine 1 voltluk bir gerilim uygularsanız karşı tarafa 0,3 voltluk bir gerilim geçirirler. 0,7 voltluk bir gerilimi üzerinde kaybederler. O yüzden hesaplama yaparken bu diyotların üzerinde 0,7 voltluk bir gerilim düşümünü de eklemeniz gerekir. Örnek vermek gerekirse 2 volt ile çalışan bir yükü çalıştıracaksanız 2,7 voltluk bir gerilim uygulamanız gerekir. 0,7 voltluk gerilimi bu diyot üzerinde kaybedecektir. Normal diyotlar genellikle doğru akımı alternatif akıma dönüştürürken kullanırlar. Köprü bağlantı dediğimiz 4 tane diyotun bir araya gelmesiyle alternatif akımı doğru akıma çevirirler. Şu anda ekranda gördüğünüz şemada alternatif akımı doğru akıma çeviren bir şema görmektesiniz. 4 tane diyot şekilde gördüğünüz gibi bağlanarak alternatif akım doğru akıma dönüştürülmüş olur. Hatta yaygın kullanımlar için tek kılıf içerisinde 4 tane diyotun birleştirildiği tek kılıflı köprü diyotlar da bulunmaktadır. Bu diyotlar tek yönlü akım geçirdikleri için aynı zamanda koruma görevi de üstlenirler. Normal diyotlar kılıf yapıları gereği diyaklarla karıştırılmaması gerekir. Kullanacağınız diyotun devrede nasıl ve hangi özellikte olacağını bilebilmeniz için mutlaka data sheet'ine bakmanız gerekir. Üzerine uygulayacağınız gerilim ve amperi teknik özelliklerine bakarak doğru diyotu seçmeniz gerekir. Örneğin 12 volt 1 amperlik bir devrede kullanacaksanız buna göre bir diyot seçmeniz gerekir. 12 volt 3 amperlik bir devrede kullanacaksanız yine buna göre bir diyot seçmeniz gerekir. Bunu öğrenmenin yolu da diyotların üzerinde yazan etiketten data sheet'ine bakarak diyot özelliklerinden öğrenmeniz gerekir. Diyot çeşitleri içerisinde zener diyotlar. Zener diyotların kılıf yapıları genellikle kahverengi turuncu camsı yapıya benzer.
Devre şemasındaki gösterim şekli şu anda ekranda gördüğünüz gibidir. Zener diyotlar devreye anot ve katotu doğru şekilde bağlandığı zaman normal bir diyot gibi çalışır. Ama zener diyotların en büyük özelliği devreye ters polarlamayla, ters bağlanmasıyla meşhurdur. Zener diyotları devreye ters bağlarız. Peki zener diyotların görevi nedir? Zener diyotların üzerinde voltaj değeri yazar. Bu voltaj değeri 3.1, 5.2, 7.8 gibi değerler olabilir. Devreye ters bağladığımız zaman zener diyotlar akımı geçirmeye başlarlar. Evet, üzerinde yazan gerilime kadar herhangi bir iletim sağlamazlar. Lakin kırılma gerilimi adını verdiğimiz bu değere ulaştığı zaman iletime geçerler. Örneğin 5.1 volt bir zener diyotu devreye ters bağladığınız zaman voltaj ve akım geçirmeyecektir. Ta ki siz 5.1 voltu aşana kadar orada bekletecektir. Ne zaman 5.1 voltu aşan bir gerilim uyguladınız, ondan sonra üzerinden akımı geçirmeye başlayacak. Lakin üzerindeki 5.1 değerini aştıktan sonra 6 volt da verseniz, 8 volt da verseniz, 12 volt da verseniz 5.1 volta sabitleyecektir. Yani bir nevi regüle görevi görecektir. Bu işlemi yaparlarken de üzerinden çok fazla akım geçirmezler. Tabii ki ilk etapta bakıldığı zaman mantıklı görünüyor ama az akım kullanılan devrelerde regüle görevi görmesi için zener diyotlar tercih edilirler. Zener diyotlarla ilgili bir örnek daha vermek istiyorum. Örneğin elimizde 3.7 voltluk bir zener diyotumuz var. Biz buna 3 voltluk bir gerilim uyguladığımız zaman üzerinden akım geçmeyecektir. Ta ki 3.7 voltu aşana kadar bekletecektir. Ne zaman 3.8, 3.9 yani 3.7'nin üzerine çıktık, ondan sonra üzerinden akımı geçirmeye başlayacaktır. Ve geçireceği voltaj değeri 3.7 volt olacaktır. Siz 6 volt da verseniz yine 3.7 volttan yukarıya gerilim vermeyecektir. Zener diyotlar çok akım gerektirmeyen devrelerde regülasyon yapmak için bu amaçla kullanılır ve tercih edilirler. Devreye doğru bağlandıkları zaman normal bir diyot gibi davranırken ters bağlandıkları zaman regüle görevi görürler. Şimdi sizleri diyotları biraz daha yakından tanıyabilmemiz için birkaç örnek yapmak istiyorum. Şu an elimde bir tane normal diyot var. Bu diyotu hem dijital ölçü aletimizde hem analog ölçü aletimizde ölçeceğiz arkadaşlar. Diyotlarımızın yönü var demiştik. Bu diyotumuzun çizgili tarafı eksiği gösterirken düz tarafı artıyı gösteriyordu. Ölçü aletimin, dijital ölçü aletimin üzerinden diyot moduna getiriyorum. Ölçü aletimin üzerinde diyot ölçü modu vardı. Burayı diyot ölçü moduna getiriyorum ve eksiyi eksi probuma, artıyı da artı probuma değdiriyorum. Ekranımda baktığım zaman 495 değerini okuyorum. 0.495. Şu an ekranda okuduğumuz bu değer bu diyotların üzerinde ne kadarlık bir voltaj düşümü olduğunu gösteriyor. Şimdi diyotumu ters çeviriyorum. Tekrar ölçüm yapıyorum. Bu sefer ölçü aletimin ekranında herhangi bir değer okuyamıyorum. Bu diyotumun sağlam olduğunu gösteriyor. Eğer ki diyotum arızalı olmuş olsaydı hangi türlü ölçersem ölçeyim iki tarafında da bir değer gösterecekti. Şimdi düz ölçtüğüm zaman, doğru yöntemle ölçtüğüm zaman voltaj gösteriyor. 0.494 değerini okuyoruz. Bu diyotun üzerinde ne kadarlık bir voltaj düşümü olduğunu gösterir arkadaşlar. Arızalı diyotlar genellikle kısa devreye geçer. İki tarafından da ölçtüğünüz zaman size bir değer gösterir. Ya da açık devre olmuşsa ölçtüğünüz zaman herhangi bir değer okuyamazsınız. Bu diyotumuz sağlam. Aynı diyotumu şimdi bir de analog ölçü aletimi ölçeceğim. Ölçü aletimin üzerinden buzzer modunu aldım. Proplar birbirine değdirdiğim zaman kısa devre sesini duyabiliyorum. Şimdi bu ölçümü yapabilmek için ise eksi ve artı yönünü ters çevirmem gerekiyor. Diyotumun eksisini artı proba, artısını eksi proba değdiriyorum ve kısa devre sesini duyuyorum. Yani üzerinden bir akım geçtiğini görebiliyorum. Şimdi aynı diyotumu ters çeviriyorum. Ölçtüğüm zaman bu sefer herhangi bir tepki almıyorum. Herhangi bir ses duymuyorum. Analog ölçü aletlerinde eğer ki buzzer modda değil de X1 modda ölçerseniz skaladan da bunu takip edebilirsiniz. Şimdi ölçü aletimi X1 moduna alıyorum. Ve tekrar ölçümümü yapacağım. Yine aynı şekilde X1 modundayken de eksi tarafını, diyodumun eksi tarafını, çizgili tarafını kırmızı proba. Diyodumun artı kısmını da eksi proba yani siyah proba değdiriyorum. Şu anda ölçüm yaptığım zaman skalamızın hareket ettiğini görebiliyorum. Diyodumu ters çeviriyorum. Tekrar ölçüm yapıyorum. Skalamda herhangi bir hareket yok. Eğer ki diyotum arızalı olmuş olsaydı şu anda yine skalada bir hareket görebilecektim. Ya da açık devre olmuş olsaydı doğru ölçüm yaptığım zaman bu sefer bu skalanın hareket etmemiş olduğunu görecektim. Diyotların sağlamlığını bu şekilde yapabiliriz.
Evet, şimdi elime bir tane zener diyot aldım. Zener diyotlar normal diyotlardan farklı çalışırdı. Normal diyotlar gibi bağlandığı zaman normal diyot tepkisi verirdi. Şimdi hemen ölçümümüzü yapalım. Dijital ölçü aletimi ölçeceğim öncelikle. Diyotumun artı tarafını kırmızı probuma getiriyorum. Ölçüm modum, dijital ölçü aletimin ölçüm modu diyot modunda. Hemen ölçümümü yapıyorum. Artı tarafını artı proba, eksi tarafını eksi proba değdiriyorum. Şu anda 730 milivoltluk bir değer okuyoruz. 0,7 voltluk bir kayıp yapacağını söylüyor arkadaşlar bu diyotum. Yön değiştirdiğim zaman ise herhangi bir değer okumamam gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda diyotumu yön değiştirdim. Eksisiyle artısı arasında ölçüm yaptığım zaman herhangi bir değer okuyamıyorum. Dolayısıyla bu diyotum da sağlam şu anda. Eğer ki bu diyotum arızalı olmuş olsaydı bu şekilde ölçtüğüm zaman değer gösterecek. Diğer şekilde ölçtüğüm zaman da yine bir değer gösterebilirdi, kısa devreye geçebilirdi. Ya da açık devre konumuna geçmişse herhangi bir değer okumamam gerekiyordu. Şu anda bir yönümde herhangi bir değer göstermezken diğer türlü ölçtüğüm zaman ekranda bir değer okuyabiliyorum. Aynı diyotumu X1 kademesinde ölçeceğim arkadaşlar analog ölçü aletiyle. Yine ölçü aletimin eksi probunu diyotumun artısına değdiriyorum. Diyotumun eksi tarafına ise probumun artısını değdiriyorum. Ve ekranda bir değer okuyabiliyorum. Şu anda bir direnç değeri gösterdi. Direnci diğer türlü bağladığım zaman ise yani eksi tarafını eksi proba, artı tarafını artı proba değdirdiğim zaman herhangi bir değer okuyamıyorum. Dolayısıyla bu diyotumun sağlam olduğunu görebiliyorum. Şimdi ölçü aletimden buzzer modunu alıyorum. Yani kısa devre ölçüm modunu alıyorum. Tekrar ölçümümü yapmak istiyorum. Şu anda diyotumun eksi tarafını eksi proba, artı tarafını ise artı proba değdiriyorum ve herhangi bir değer okumuyorum. Aynı diyotumu ters çeviriyorum. Ölçtüğüm zaman uyarı sesini duyabiliyorum. Diyotumun sağlamlık testini de bu şekilde yapabilirim. Şimdi diyotların çalışma mantığını kavrayabileceğimiz örneğimize devam ediyoruz. Burada güç kaynağım var. Elimde bir tane ledim var. Biraz sonra bu ledin üzerine diyot bağlayarak vereceği tepkileri örnekle görmüş olacağız. Ve bir de ölçü aletim var. Ölçü aletimizde de uyguladığımız voltajı ölçmüş olacağız. Benim elimdeki yeşil led 2.5 voltta çalışabilen, tam performansı 2.5 voltta çalışabilen bir led. Dolayısıyla 2.5 volta ayarlıyorum. Şimdi ledimi breadboard'uma takıyorum. Doğrudan voltajı uyguluyorum. Ledim normal bir şekilde yanmış oldu. Sorun yok. Problemsiz bir şekilde ledim şu anda yanıyor. Evet, şimdi ben bu devreye bir diyot bağlayacağım ve diyotu normal bağlanması gerektiği şekliyle bağlayacağım. Diyodumun artısını artıya alıyorum. Breadboard'umda boş bir yere giriyorum. Ledimin artısını diyota bağlıyorum. Ve eksiği de eksi hatta giriyorum. Şu anda ledim çok sönük bir şekilde yandı. Biraz önce çok yüksek parlak yanıyordu. Şu anda sönük bir şekilde yandı. Şimdi girişimize baktığımız zaman 2.5 voltluk bir voltaj girişi var. Diyottan sonra ölçtüğümüz zaman ise 2.10 volt görüyoruz. Yani aşağı yukarı 0,40 voltluk bir kaybımız var. Diyot üzerinde 0,40 voltu kaybetti. Diyotlar kendi üzerinde bir miktar voltajı kaybeder demiştik. Bu ortalama 0,5, 0,6, 0,7 volt civarında. Bu diyotumuz 0,4 voltluk bir kayıp sağladı. 2.5 volt giriş vermemize rağmen diyottan sonra biz 2.10 voltu görmüş olduk. Şimdi tekrar yükseltecek olursam, yani ledimin ideal çalışma voltajına getirmem için benim voltajı birazcık artırmam gerekiyor. Çünkü benim ledim 2.5 voltta tam performanslı çalışıyordu. Hemen ölçü aletimi bağlayacağım ve 2.5 voltu görene kadar yükselteceğim. Diyottan sonra ölçüm yapacağım. Yavaş yavaş güç kaynağımı yükseltiyorum. Ve 2.5 volta eriştim. 0,5 voltluk bir kayıp olduğunu söylemiştik. Şimdi tekrar ölçümü yapacak olursam, diyottan önce güç kaynağından 3 volt çıkarken diyodum üzerinde 0,5 voltluk bir kayıp olduğunu gördük. Şu anda benim ledim tam performansıyla yanıyor. Tam sağlıklı bir şekilde yanıyor. Peki, diyotlar tek yönlü akım geçirir dedik. Ben diyotumu söker, şimdi ters bağlayacak olursam, devreye ters bağlayacak olursam neyle karşılaşacağım? Hemen tutuyorum. Bunu devreye ters bağlıyorum. Ters bağladım. Şu anda girişimde voltaj olmasına rağmen çıkıştan herhangi bir değer göremiyorum. Çünkü ledim yanmıyor. Muhtemelen akım geçmiyor. Hemen bunun testini yapalım. Şu an diyotumun bacağına 3 voltluk bir gerilim gelmesine rağmen diyotumdan sonra herhangi bir gerilim okuyamıyoruz. Çünkü diyotlar tek yönlü çalışır demiştik. Tek yönlü çalıştığı için akımı iletmezler. Evet, şimdi önümde bir tane zener diyot var. Zener diyotlar normal bağlandığı zaman, doğru bağlandığı zaman normal bir diyotmuş gibi davranır demiştik. Hemen şimdi bunun testini yapalım arkadaşlar. Güç kaynağımı açıyorum. Bir led yakacağım. Yeşil bir led yakacağım. Bu yeşil ledim benim 2.5 voltta tam doğru bir şekilde ışık verebiliyordu.
güç kaynağım 2,5 volt yaptım. LED'imi bağladığım zaman bu şekilde yanıyor. Şimdi araya zener diyot gireceğim. Zener diyodun artısını artıya ve LED'imi yakacak şekilde bağlıyorum. Şimdi ölçelim. LED'imiz yanmadı. 2,5 volt vermemize rağmen. Hemen ölçelim. Zener diyodumuza 2,5 volt geliyor. Çıkışında ise 1,92 voltu görüyoruz. Yani 0,6 voltluk bir kayıp var neredeyse. 0,7 voltluk bir kayıp var neredeyse. Dolayısıyla 0,7 volt artacak şekilde artırıyorum. Ve artırdığım zaman zaten direkt LED'imin yandığını görebiliyoruz. Şimdi LED'im benim 2,5 voltla tam doğru polarıma da yanıyordu. 2,5 volt alana kadar hemen burayı ölçmek istiyorum. Diyotumdan sonraki kısmı ölçüyorum arkadaşlar. 2,5 volt olacak şekilde. Evet, şu anda zener diyotum devreye doğru bir şekilde bağlı ve üzerinden LED'in yanabileceği 2,5 voltluk voltajı aldık. Dolayısıyla güç kaynağımızdan 3,2 volt çıkmasına rağmen biz zener diyotumuzun üzerinden 2,5 volt okuyoruz. Peki bu aradaki 7 voltluk kayıp nerede? 0,7 voltluk kayıp nerede? Zener diyotu üzerinde diyotların üzerinde belli bir miktar voltaj kaybı olur diye belirtmiştim arkadaşlar. Zener diyotlar devreye bu şekilde bağladığı zaman doğru bir şekilde çalışır. Ama zener diyotların kullanım alanı bu değil. Zener diyotların genel kullanımı ters polarımada çalışması. Yani belli bir voltaja kadar üzerinden voltaj bakım geçirmemesi. Bir nevi voltaj sabitleme aracı olarak kullanılması. Bir nevi regülatör olarak kullanılması. Şimdi benim elimdeki bu zener diyotun teknik özelliklerine baktığım zaman ve üzerinde de yazan değer 14,8. Yani 14,8 volta kadar üzerinden herhangi bir akım geçirmemesi gerekiyor. Hemen bunun testini yapalım. Voltajı geçirebilmesi için 14,8 voltun üzerinde bir gerilim uygulamam gerekiyor. Şimdi devreye ters bağlıyorum. Ve güç kaynağımı açıyorum. Güç kaynağımın üzerinde 3,2 volt yazmasına rağmen herhangi bir yanma veya LED'imde herhangi bir ışık göremiyorum. Şu anda gelen voltajı da ölçmek istiyorum. Ölçtüğüm zaman ise yine herhangi bir voltaj değeri okumuyorum. Çünkü bu diyotun voltajı geçirebilmesi için benim 14,8 voltun üzerinde bir gerilim uygulamam gerekiyordu. Hemen yavaş yavaş güç kaynağından voltajı artıracağım. Lakin diyotlarda belli bir miktar sızma voltajı olabilir düşüncesiyle hemen işimi garantiye alıyorum. Devreye bir tane direnç eklemek istiyorum. Bu dirençle sızma voltajını tolere etmiş olacağım. Ölçü aletinde yanlış değer okumamak için. LED'im yanmıyor. Ölçü aletimde herhangi bir değer okuyamıyorum. Yavaş yavaş voltajı yükseltmek istiyorum. Normalde benim bu diyotumun 14,8 volta kadar herhangi bir voltaj geçirmemesi gerekiyor. Şu anda yükseltmeye başladım. Yükseltiyorum. Yükseltiyorum. 7 volta geldim. Hala ölçü aletimde bir değer okumuyorum. ...13 volta geldim. Hala ölçü aletimin bir değer okuyamıyorum. Hala bu diyotum şu anda kırılma akımına ulaşmadığı için voltajı geçirmiyor. 14,8 volta geldiğim zaman iletime geçmesi gerekir. 14,2 volta geldim. Hala üzerinden voltaj geçmiyor arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş artırmaya devam ediyorum. Kırılma voltajı olan 14,8'e geldiğim zaman artık ölçü aletimde değerler dönmeye başladı. Biraz önce herhangi bir değer yoktu. Kırılma akımını geçmeye başladım. Gördüğünüz gibi artık voltaj değişmeye başladı. Ölçü aletimde şu anda voltaj akmaya başladım. Evet, yükseltmeye devam edeceğim. 14,8'i geçtim. Artık şu anda voltajı geçirmeye başladı arkadaşlar. Şu anda üzerimden voltaj geçmeye başladı. Benim LED'imin yanabilmesi için 2,5 volta ihtiyacım vardı. 14,8 artı 2,5 dediğim zaman 17,3 volta ulaşmam gerekiyor. 17,3 volta geldiğim zaman LED'im yanıyor olması gerekiyor. Evet, LED'im yavaş yavaş parlamaya başladı. 17,3 volta geldiğim zaman ölçü aletimin de 2,5 voltun geçtiğini görebiliyorum. Gördüğünüz gibi zener diyotlar belli bir voltaja kadar üzerinden voltaj ve akım geçirmiyor arkadaşlar. Bu kırılma akımı üzerinde yazan, teknik değerlerinde yazan kırılma akımına kadar üzerinden voltaj geçirmez. Regülatör devrelerinde, voltaj kontrolü devrelerde zener diyot bu amaçla kullanılabilir.
Aynı zamanda da voltajın belirlediğimiz bir değerin üzerine çıktığı zaman bize uyarı LED'i ya da uyarı sinyali vermesi için kullanılabilir. Tabii benim şu anda bağlamış olduğum bu yöntem çok doğru bir yöntem değil. Zener diyota bu şekilde bir bağlantı yaparak üzerinden yüksek akımlar çekmemiz doğru olmaz. Ben bir LED olduğu için ve zener diyodumun wattı biraz yüksek olduğu için bu şekilde bağlayabildim. Zener diyot kullanılacaksa devreye zener diyotu koruyabilmek için direnç bağlanması gerekir. Belli bir akım üzerinde de zener diyotun üzerinden akım çekmek doğru olmaz. Ama dediğim gibi benim şu anda bu örnekte kullanmış olduğum zener diyotum LED'i yakalayacak akımı sağlayabileceği için ben devreye bu şekilde doğrudan bağlamış oldum. Zener diyotlar datasheet'ine baktığımız zaman üzerinde yazan voltaja kadar herhangi bir gerilim ve voltajı geçirmez arkadaşlar. Ta ki siz üzerinde yazan voltajı açtığınız zaman istediğiniz gerilimi iletmeye başlayacaktır. Aynı zamanda da üzerindeki yazan değerin üzerindeki voltajları iletmezler. Örneğin 5,1 voltluk bir zener diyot kullanıyorsanız siz bunun üzerinden 5,1 voltun üzerinde voltaj alamazsınız. 5,1 volta gelene kadar elektriği iletmez. Ne zaman 5,1 volta açtınız, o zaman elektriği iletmeye başlar. Lakin siz 6 voltta verseniz, 8 voltta verseniz, 10 voltta verseniz 5,1 voltun üzerinde gerilimi karşı tarafa iletmezler. Bugün sizlerle elektronik devrelerde en çok kullanılan devre elemanlarından bir tanesi olan diyotları öğrenmiş olduk. Diyot çeşitleri içerisinde normal diyotlar ve zener diyotları daha yakından tanımış olduk. LED diyotlar, fotodiyotlar, lazer diyotlar yine diyot çeşitleri içerisinde yer almaktadır. Ama en çok kullanılan normal diyot ve zener diyot kullanım mantığını öğrendikten sonra ileri seviye derslerde yine bu diyotların kullanımını öğrenmiş olacağız. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.